Quickly, we'll have the Hong Kong National Anthem as well in a show of solidarity with the Hong Kong people. Do you have it ready? Burada Brüksel'de Avrupa'nın dört bir tarafından gelen Uygur Türkleri akrabalarının ve yakınlarının Çin'deki kamplardan çıkarılması için dünya liderlerine çağrıda bulundu. Kamplarda 3 ay kalan 26 yaşındaki Habibullah Aziz yaşadıklarını Euronews'a anlattı. Kamplarda çok işkence yaşadım. Şu anda hatırlasam bile kalbim duruyor gibi düşüyor bana. Yani ben kamplara girirken benim nenelerim gibi analarımızı gördüm. Onlar da yani Çin polislerinin işkencesi altında yani acı çekiyordu. Ben onu görünce ağladım. Beni ağladığını gören polis de ağlamaya bile izin vermedi ve beni direkt Türkiye'de ne diyor bilmiyorum. Yani elektrik şeyle beni bana ceza verdi. Ve sonra dışarı çıktım. Ve güneş altında susuz, açsız sabahtan akşama kadar durmamını buyurdu. Yanımda bir de köpek var. Köpek bana hareket etsem de bana saldırıyor yani. Türkiye'den çok şey bekliyoruz. Çünkü Doğu Türkistan davası sahip çıkmak öncelikle Türkiye'nin öncelikli hakkıdır. Çünkü biz aynı milletin, aynı dinin evlatlarıyız. Çünkü Doğu Türkistan halkı Türk halkından, Türk hükümetinden çok şey bekler. Özellikle Birleşmiş Milletler'de olsun, uluslararası platformda olsun, Türkiye'nin öncelikli hakkı olan bu meseleyi gündemine getirmesini istiyoruz. Tayyip Erdoğan Bey, biz üçün bir kelime konuşmadı. Filistin, hep Filistin'le konuşuyor. Freedom for us! We are here to raise more awareness what China is doing against humanity. We urge an international community, European Parliament.